Merhabalar, güzel dostlar. Darıca'dan selamlar, sevgiler sunarak balkonlarımı göstereceğim. Çiçekleri biraz düzenledim ve yeni çiçekler aldım. Geçenki videoda izlediniz. Onları daha detaylı olarak sizlere görüntüleyeceğim. Neredeler onlar? Neredeler? Kış, duman. Evet, duman, sütlaç. Gelip gelip duruyor buraya. Evet, şimdilik şöyle balkondalar ama tam yerleştirmedim. Onları tek tek göstereceğim neler aldığımı. Harikalar. İlk defa arkadaşlar bu kadar çok, yani aynı anda bu kadar çok çiçek aldım. Ne oldu bana bilmiyorum. Hani böyle yıldızların etkisi mi bilmiyorum. Evet, şimdi ben size burada, oraya geçmeden şu dikenler tacının çiçeklerini azıcık göstereceğim. Çok enteresan. Şöyle hem yeşil hem pembe farklı renk tonlarında ilgi çekici bir yapısı var. Dikenler tacı. Yani burada var birkaç tane, sağ olsun Çiğdem Hanım bana birkaç tane geldiğinde de getirdi. Asıl Tayland milisi. Ama henüz onlar çiçeklenmedi. Şöyle gelişmeye duruyorlar. Evet, fazla vakit kaybetmeden geçelim çiçeklere. Öbür balkona da geçeceğiz arkadaşlar. Bakın vapur dumanı. Harika. Orada da zaten gördünüz. Bunları evet almadan edemedim arkadaşlar. Şu güzelliği görüyor musunuz? Şu enteresan çiçek yapısını. Muhteşem bir güzellik. Ben aslında her yıl bundan böyle viyoller de alırım bahçede. Birazcık aralarda serpiştiririm. Ve kışa kadar da açar. Mevsimliktir, yani kalıcı değil ama o şekilde tohumlarından yine yetiştirilebilir ama arkadaşlar kaç günlük ömrümüz var? Bazı şeyleri tehir etmemek gerekiyor. Yani bir yandan ekiyoruz, bir yandan dikiyoruz, çaba sarf ediyoruz ama bir taraftan da eğer kolayca alınabilecek şekilde ise tehir etmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Örneğin mesela şöyle bakın bahçeye bir baktığınızda şimdi şebboyları görüyorsunuz renk renk ve ağaçları görüyorsunuz, vişneler, şeftali vesaire. İlk dikim yapacağımız zaman işte o kısım şu çimler yarıdan itibaren öbür tarafta yol aslında burası. Yani şuradaki yolun devamı. Ama böyle işte alt site olsun, yandaki site kapalı tuttuğu için biz de arada köşede kaldığımız için bu arada böyle bir alan sanki bizimmiş gibi bir pozisyonda kaldı. Dolayısıyla burada bu ne olacak? Biz de bunu değerlendirelim dedik. Ağaç dikmek konusunda ilk etapta eşim çok çekimser kaldı. Evet, kendi yerimiz değil ama dedim ki şurada ne kadar daha yaşayacağız arkadaşlar? Hem çiçeklere bakalım isterseniz. Ne kadar daha yaşayacağız? Kaç günlük ömrümüz var? Yani bir günde görsek en azından hani görmüş olalım. Bunu yaşayalım, tadına varalım. O yüzden sonrasında gerekirse dozerle mi çıkartılır? Neyle çıkartılır? Başka bir yere nakledilir. Hani bize çıkın buradan yol yapacağız dedikleri zaman. O şekilde. Çiçekler konusunda da öyle. Evet, ekiyoruz, dikiyoruz, bekliyoruz ama bazen de böyle artık yani yemeğe, içmeye, her türlü şeye, marketlere, giysilere dünyanın parasını veriyoruz arkadaşlar. Veriliyor. Ben yani ay bak 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 ısırıyor bir tarafta. Bir taraftan ısırıyor beni. Ne oldu? Bir taraftan beni ısırıyor, benimle ilgilenmez o. Ah, kıskanç, kıskanç. Onu söylüyordum arkadaşlar. Yani o yüzden arada vermeli ama şimdi tabii ki benim bu yaptığım gibi de artık biraz anormal biliyorum ben bu durumu. Ama dün coştum. Öyle bir coşku vardı ki enteresan bir duygu. Evet, sütlaç da geldi. Palmiye peyzajı, daha önceki videomu izlediniz. Bahçe çalışmaları yapıyordum. Gübre alacaktım. Ne zamandır bir türlü kısmet olmadı. Bazı meyve fidelerinin diplerine koyacağım. Bazı çiçekleri de tabii ki koyacağım. Yanmış koyun gübresi çok faydalı oluyor arkadaşlar. Yani daha doğal olarak o şekilde kullanıyoruz. Ve oraya uğradım. Aman Allah'ım, nedir? İşte size zaten görüntüledim. Bir coşku, bir mutluluk. İnanın o kadar çok sevindim, sevinçli ayrıldım ki oradan hani izledikten sonra.
Onları seyrettikten sonra sizler için de çektikten sonra neyse. Oradan seçtiklerimi şimdi burada detaylı olarak göstereceğim. Ben oradan sonra başka bir şey lazımdı. Başka seralara da uğradım. Bayramoğlu'ndaki bütün seralar da artık dostum, arkadaşlar hepsiyle de böyle ilişkilerimiz güzel. Başka seralardan da bazı şeyler aldım. Biliyorsunuz Hacı amca var. İşte Müjde Çiçekçilik'ten şu sardunyaları aldım. Ve yıldız sardunya arkadaşlar, bu özel bir türdür. Aynı sardunya fiyatına idi. Aynı şekilde ceylan gözü. Bunlar da öyle. Daha büyük saksılarda şöyle bakın, küçük saksılarda böyle 40 lira bunlar. Ama daha büyük saksılarda 60, işte o şekilde gidebiliyor. Ama bunlar standart. Bir de saksı renkleri çok hoşuma gitti. Artık onu fark ettim ben bu sene. Böyle bildiğimiz rutin kahverengi saksıları boyamışlar, kırmızı, sarı, mavi. Çok daha hoş olmuş. Evet, bize saksı yetmez. Biz şimdi normal güzel estetik saksılar alalım desek alıyoruz da, aldık da. İlk zamanlar çok alıyordum. Sonra baktım ki bunun sonu yok. Çiçeklerin uçsuz bucaksız yetiştiremiyorum. Çiçek ayrı, saksı ayrı bir bedel. Bak bak bak, ısırıyor beni. Ondan sonra artık vazgeçtim, böyle olduğu gibi. Şimdi Palmiye Peyzaj'dan neler aldım? Neden çok mutlu oldum? Özellikle şu Hüsnü Yusuf'ları gördüğüme, Haseki küpeleri sizin adınız arkadaşlar, gördüğüme çok sevindim. Çok isteyen arkadaşlar var ve her zaman her yerde olmayabiliyor. Ve çok farklı renklerde vardı. Şöyle Hüsnü Yusuf'lardan 3 renk aldım. Lütfen, lütfen, lütfen. Bak bak, çıktı tepeme. Mezo. Başımın üstüne çıktı, attım onu. Şöyle 3 renk aldım. Bende var, her yıl paylaşıyorum koyu renklerde. Bunlar biraz daha açık dedim. Böyle bir tür olsun. Bunları güzelce bir saksıya dikeceğim ve oradan da çoğalır inşallah. Hani 2 yıl, 3 yıl kalabiliyor, üretebiliyorsunuz. Ve bol bol da çiçekteler şu anda. Ne aldım? Farklı gördüğüm şebboy aldım. Bunu da inşallah yetiştireceğim. Şöyle toprağını falan artık gevşetirim. Çok tatlı renkler. Ya mezo! Ah ah, sırtımda. Bu arada başımdan attım mezoyu. Çıkıyor başıma, sevilmek istiyor. Uğraşamam şimdi, vaktim yok. Ah diyeceğim odur ki, evet, iki şebboy, bunları anlatıyorum. Çok tatlı, çok güzel renkleri var. Şöyle inşallah çoğaltırım, inşallah kalır. Her zaman aldığımız çiçekler kalmayabiliyor arkadaşlar. Bu da yalın kat, gördüğünüz gibi her ikisi de tohum yapıyor zaten. Bakın şöyle tohum yapma eğilimi var. Onları da almaya çalışacağım. Bu ilk seneler vardı, sonra nasıl kaybettim bilemiyorum arkadaşlar. Açık renklerde ama kokusu çok muhteşemdi. Çok güzel bir kokusu var o şebboyun. Evet, aslan ağzı daha önce de aldım. Size paylaşıyorum, bahçede zaten görüyorsunuz. Şöyle iki sarı, iki de şöyle aldım. Bakalım nereye dikerim? Yine orada bir yere, belki bilmiyorum. Başka bir yere de renklendirmek için dikebilirim. Ve yıldızlar muhteşemdi. Şöyle bakın, bakın. Bir an karar veremedim hangilerini alayım. Yani bir tane, iki tane derken 4 tane birden alıp götürmüşüz. Bakın fırça darbeleri sanki vurmuş. Orada videoda izlediniz Palmiye Peyzaj'ın. Oradan çektiğim videoda bunu aldım. Ve aynısından var zaten orada. Bu çok alımlı bir bordo renklerde. Bunu da aldım. Evet, online tatlar. Onunla karşılaştım orada. Sabah diyor geldim. Sonra öğleden sonra işte ben çekim yaparken o da geldi. Daha önce oradan, onun evinden, balkonundan video çektik. Böyle yemek tarifleri falan veriyor sayfasında, online tatlar diye. Tülay kardeşimizin ismi. Diyor sabah ben buna çok baktım, baktım ama almadım diyor. Başka renkler almış herhalde. Buna da baktım, baktım. Sonra benim aldığımı görünce demek ki sen aldın diyor. Dedim iyi yaptım, var orada, yine al. Ama tabii bu çok açmıştı. Böyle aldım. Sonra şu. Aslında ben ilk önce bunu, bordosunu ve şunu almıştım. Şunu da sonra bırakamadım. Hani benziyor biraz şununla ama arasında tercih yapamadım. Ne aldık başka? Palmiye Peyzaj'dan aldıklarımı söylüyorum arkadaşlar. Bir de şöyle yerminelere 3 rengini aldım.
Milyon çanlar çiçeği 4 tane, 4 renginde aldım. Orada zaten söyledim sizlere. Şöyle. Bunu arkadaşlar aslında ben geçen yıl keşfettim. Karasu'da bir serada büyük saksılarda, sarkıcı saksılarda konumlamışlar. Muhteşem olmuştu. Bayıldım, bayıldım. O videoya bakarsanız. Buydu herhalde. Petunia'ya benziyor ama hani milyon çanlar çiçeği. Yanılıyor muyum? Şimdi bilenler gülecek bana belki ama bu herhalde başka küçük boylu olanı, küçük yapıda olanı öyle diyorlar. Bir mine de burada, yer minesi. Şöyle gelelim. Evet, benim güzelliğim bu da araya, bunu böyle araya koydum. Neden? Arkadaşlar bu saksılar, bakın altına ayıramadım. Altlığı duruyor. Dışarıdaydı, çok yağmur yağdı ve çok yağmurda soğanlı türler çürüyebilir. O yüzden buraya çıkardım onu. Böyle buraya koydum şimdilik. Nedir bunun adı? İspanyol sümbülü. Böyle biraz seyrek çiçekler açıyor. Soğanlı bir tür, kalıcıdır. İlk siparişte böyle bir soğan mı ne almıştım, sonra çoğaldı. 4 yıl falan oluyor ben alalı onu. Evet, palmiye peyzajdan aldığım çiçekler bunlar ve nereye geçiyor? Sonrasında devam ettim. Bir şey lazımdı. Hacı amcaya uğradım. Orada öylesine şöyle bir baktım. Dedim şöyle alayım kırmızı. Aslında bu birden olan bir şey değil, çiçeği alırken yani birden karar vermek değil aslında. Öncesinde düşünüyorum işte alsam mı, güzeldir ama gidiyor. Çeşme papatyası, Bodrum papatyası aşırı soğuklara dayanıklı değil. Korursanız kalır belki. Sonrasında o yüzden hani almamaya çalışıyorum falan derken ay kırmızı böyle birden cazip geldi. Demek ki punduma geldi arkadaşlar. Oysa ki birçok çiçekleri geziyorum, görüyorum ama almadan dönüyorum. Bunu Hacı amcadan aldım. Bir de şunu aldım hatırlarsanız arkadaşlar. Bu sardunyayı belki benim vardır diye geçen İBB bahçe neydi bahçe markette sizlere paylaştım. Orada çok güzeldi dedim bunu alırım almadım. Hiçbir tane çiçek orada almadım arkadaşlar. Demek ki saatimde değilmişim yani hani derler ya. Dün ise o şeye denk düştü ve böyle coştum da coştum. Evet bunu orada almadığım için Hacı amcadan aldım ama orada 45 lira mıydı 40 lira mıydı arkadaşlar? 45 lira gibi bir şeydi. Ama Hacı amca bana 25 liraya bunu verdi. Çok tatlı, çok. Bir de şöyle üç renginden birçok rengi var. Sarı ama kokusu işte bizi çocukluğumuza götüren kadife çiçekleri arkadaşlar. Şöyle bakın. Bunları da bu saksıya dikmeyi düşünüyorum. Şöyle mor. Onu aldım. Dur hemen döneyim. Küpelileri de göstereyim. Şöyle döndüm arkadaşlar. Buraya konumladım çünkü. Yine balkonda. Şöyle üç renk. Önce bir tanesini aldım. Sonra hadi coştum işte arkadaşlar. Öyle oluyor. Bakın ne kadar güzeller. Kalacaklar mı? Seneye ya nasip. Bilmiyorum yani kalması için elimden geleni yaparım ama küpeliler biliyorsunuz biraz böyle yani nazik diyeceğim aslında yerini istiyor. Yeri serin seviyor. Çok sıcaklarda ve süzek toprak olması gerekiyor. Bakın kiraz gibi tomurcuklar üzerinde. Harika. Böyle üç tane birden bunları aldım. Üç saksı. Bakın saksıları ne kadar tatlı. Çok şeker. Yani başka saksı almaya bence gerek yok. Altlık gerekir ama ben zaten ama bunları bunda bırakmayacağım. Benim bir küpeli yerim var biliyorsunuz aşağıda. Orada birkaç yıl kaldı. Geçen yıl gitti iki küpelim. 6-7 yıldır kalan küpelim. Oraya koyacağım. Geçen yıl aldığım kaldı, duruyor. Oraya dikmiştim. Bunları da oraya koyarım. Bakalım bir şeyler yaparız. Bu arada şöyle ne yaptım? Burada iki masa yan yanaydı. Ayırdım. O arka tarafa koydum. Düzenleme yaptım dedim ya biraz böyle eski hallerine döndürmeye çalıştım. Evet, Hacı amcadan aldıklarımı da söyledim. Üç küpeli, bir sardunya ve kadife çiçeklerini oradan aldım. Gelelim müjde çiçekçilikten aldıklarım. Yıldız sardunyalar, şöyle tekrar göstereyim arkadaşlar. Bunların yaprakları çok hoşuma gidiyor. Yıldız şeklinde ama renk kısımları sardunyalarda çok hoşuma gider. Mesela bakın şurada bir dal dikmişim. Bir yerden almışım rengini açınca bakalım anlayacağım. Belki de bu Melihat Sarsu çiçekli balkon arkadaşımın
Komşusundan almıştık. O olabilir. Bu arada Melahat kardeşim bana aynıyı vermişti. Onu göstereyim ben size. Burada diktim onu da dur. Kışa girerken bakın burada. Melahat kardeşim eğer izliyorsan verdiklerim burada. Şöyle. Bunları ayrı dikeceğim sonra da şimdilik böyle duruyor. Bu arada şuna tekrar göz atalım. Buraya koydum ışık alsın, güneş alsın diye. Bulbin frutescens yani kedi kuyruğu şifalı bitki. Evet sütlaç geldi. Turuncu çiçeğim arkadaşlar çiçekleri geçti. Yine açar mı bilemiyorum. Bir tomurcuk var ama onu kısa bir video yapmıştım. Onu yayınlayacağım YouTube kanalımda. Oradan görürsünüz güzel açtığı dönemlerden görmelisiniz. Evet neye geçtik? Tekrar dönüyordum. İki tane ceylan gözü ve böyle üç tane yıldız sardunya aldım. Ceylan gözü. Birisi böyle bordo. Diğeri de iki renkli. Acele aldım. Açık beyaz ve bordo karışık. Bu şekilde biraz acele aldım. Ve şöyle geçelim. Bu arada şunları göstereyim. Bunlar şakayıklar daha önce almıştım. Nasıl tohuma duruyor? Onları da size göstereyim bari hazır önümdeyken arkadaşlar. Bunları geçen de böyle buraya diktim. Şöyle bir saksımız var. Dedim bir yerde dursunlar. Şöyle biraz yakın tutayım. Çok güzeldi renkleri. Şöyle biraz daha giderler. Ve Şenel Hanım Adana'dan bana şakayık rizomu gönderen çiçek dostumuz diyor ki işte bunlar böyle tohum yapar. Bakın zamanla oluşuyor şöyle ve oluşmuş olanı biraz daha olgunlaşacak iyice kuruyunca. Bakın şöyle tohum kısmı orta kısımda. Bunların içinde tohum oluyor. O tohumları ekiyoruz ve farklı renkler çıkıyor diyor. Sürpriz olarak kendisi yetiştirmiş. Ben de deneyeceğim. İlk defa denemiş olacağım arkadaşlar. Böyle hemen önünde ne var? Evet orada burada bahçede olan saksılarda arkadaşlar frezyalarım. Açtıkça kendilerini fark ediyorum ve topluyorum. Şimdi buraya aldım. Bakın bir tane. Bahçede biraz kırıldı, ağırlaştı. Bakın şöyle ağır bağlamak lazım. Ama o kadar güzel bir kokusu var ki. Frezya. Evet her çiçeğin kendine özgü bir güzel yapısı var. Şöyle baktıktan sonra rengi de çok güzel. Evet palmiye peyzajdan almıştım. Bir tane de geçen gün fark ettim. Aşağıda çalışırken arkadaşlar. Onun rengi de aslında bunları bir saksıya dikmeli. Sonrasında toparlarım herhalde. Bakın rengi de biraz böyle kızıl bir renk. İnşallah açtığı zaman yine paylaşırım sizle. Muhteşem bir güzellik. Evet. Bunları böyle beklemek de çok güzel. Şöyle aldım ki kırılmasın. Evet. Şöyle Japon güllerimi oraya saksı içine koydum. Evet, bunları göstereyim. Bunlardan belki de vardır ama çok emin olamadım. Yanar döner ama biraz küçük nüans farkı olabilir. Şu tomurcuk yapıları çok hoş. Bakın bunun benzeri var ben de zannedersem ama dediğim gibi o dün coştuk böyle. Ben bunları şimdi koyacağım yerlerine. Hem pencere iki pencere önüne koyacağım. Bunu çok sevdim. Beyazlı morlu gibi. Bol da tomurcukta. Şu da mor. Hep bakıp bakıp duruyordum. Sizlere paylaşıyordum. Mor mor benim var mı? Evet sakız sardunyam var ama böyle var mı zannetmiyorum. Normal sardunya. Bu şekilde şöyle karanfilimizi daha önce almıştık. Onu da şuraya konumlamışım. Bakın bu benim daha önceden olan alev renkli bir sardunya. Evet yıldız sardunya var ama daha açık renkmiş arkadaşlar. Ben aynısından sanıyordum. Bendeki daha açık renk. Bunu ben Zengard'ından almıştım. Bizzat gittiğimde İzmir'e. Ve bakın pelargonim. Sardunya'ya diyorlar. Ceylan gözünde de onun bir çeşidi zaten. Böyle başladı. Bu muhteşem olur arkadaşlar. Boylu şu anda 1,5 metreyi geçkin bir boyda. Ve açmalara başladı. Açtığı zaman harika görünümleri olacak. İnşallah Rabbim nasip ederse izleyeceğiz. Şimdilik böyle en üst kısımdan açmış. Şöyle şu tarafı da buradan bir göstereyim arkadaşlar. Masayı koydum. Yani masanın birini oraya koydum. Üstten yağmur yağmıyor. O yüzden orada konumluyorum. Şöyle daha bir iki tane belki çiçek açmış sardunyalarda. Evet.
Şöyle baktıktan sonra şöyle bahçeyi azıcık tutayım. Papatyalar başlıyor. Şöyle şey, şurada pembe olan şey Efe püskülü, morlar muskari. Yeni yeni başlıyor. Bir şey başlamış galiba açmaya. Nedir o? Haseki, ama tam açmamış. Sonra biraz daha açsınlar, sizlere görüntüleyeyim. Sütlaç. Sütlaç. Ne yapıyorsun kışım? Kışım benim. Tatlı kızım. Kızım alıştın mı buralara? Alıştın mı güzellik? Evet arkadaşlar, muhteşem bir güzellik. Bayılıyorum. Evet. Harika bir güzellik, vapur dumanı. Aklınızda olsun. Böyle büyük olmasa da viyollerde alıp yetiştirebilirsiniz. Bahçelerinize serpiştirebilirsiniz. Evet, geçelim şimdi bu balkona. Leylaklar da başlamış renklerini göstermeye, mor mor. Evet. Evet arkadaşlar, yıldız sardunya demişken benim bir tane de böyle var. Bunu siparişle internetten getirtmiştim bir yerden. Bunun rengi daha hareli gibi böyle. Başlamış açmaya. Daha önce görüntüledim ama tek çiçekti zannedersem. Bir de bu muhteşem. Çok güzel renklerde, çok hoş. Ve bu da benim işte artırmaya çalıştığım. Bakın bol bol tomurcukta. Şöyle önceki sardunyalardan. Evet, şuna biraz kadraj tutayım. Mor, morumsu. Sakız sardunya muhteşem, yeni başladı böyle açmalara. Evet, şöyle konumladım çiçeklerimi, düzenledim. Ceylan gözüm var, bu bordodur, iki saksı da, ama başka bitkiler büyümüştü buralarda, onları aldım, düzenledim. Ve leylakımın ilk çiçekleri şöyle bakın, ablaları teyzeleri şöyle bakın, misler gibi güzellik. Çok seviyorum, özellikle buraya dikmemin sebebi böyle balkondan kokusunu alayım. Evet, muhteşem salkımlar açtıkça paylaşacağım. Bakın ilk açanlar, hani aldananlar üstte, onları kesmem lazım. Hemen dibinde yeni salkımlar gelmekte. Şöyle bakalım. Bu zaten muhteşem oldu bu sene. Arkadaşlar video bayağı bir uzadı yine. Hani dikip sardunyaları konumlayıp tekrar çekerim dedim ama onu yapamayacağım. Başka işlerim de var çünkü şu anda. Şöyle bakalım. Ah, lobelyam. Ben geçen bahçede size gösterdim. Koyu mavisi olanı vardı. Böyle sarkıttırdım yandaki saksıya. Ben onu aldım, kestim. Yan tarafta o köklendi. İki saksı oluştu. Bu da olabilir öyle, ama pek iç açıcı durmuyor. Aça aça bilmiyorum. Böyle geçelim. Kalan şu mangini bir dal burada. Ve burada bir lilyum çıkmış arkadaşlar. Şöyle bakın, ya da lilyum vardı da kalan şuyu sonra mı dikmişim onu bilemiyorum. Bunlar diktiğim çiçekler. Evet, bunlar zannediyorum mor. Özellikle özenmişim bunlara, mor şebbol. Bu sene açar mı bilmiyorum. Yetiştirmeye çalışıyorum. Oksalis, şöyle geçelim, geçelim. Şöyle bakın arkadaşlar. Şundan ayırdım biraz, başka bir saksıya diktim. Şöyle bunu gösterdim mi ben size? Şu kaktüs açıyor. Evet, bunları sonra dönerim yine. Şöyle baktığınızda saksılıklara. Şu aynıyım bir sukulentlerin saksısındaydı. Bunu kestim. Şöyle alt dalları böyle. Şöyle bakın. Nereye diktim? Onu bir saksıya diktim. Kesince üst kısmını arkadaşlar. Şöyle bakın. Epey bir büyümüştü. Oysa ki bir daldı diktiğimizde, ama bayağı da 3-4 yıl oldu. Çok güzel büyüdü. Şimdi onu buraya diktim. İnşallah köklenir olur. İnşallah gitmez. Şöyle bir saksıya diktim. Bakın bunu yine sukulent kaktüs çektiğim bir video vardı, burada bayram oldu. Oradan almıştım. Bakın şöyle yavruluyor. Nasıl artıyor? Genişliyor inşallah. Evet, burada yine internetten siparişle getirdiğim çiçekler var içeride. Altta, toprak altında. Şöyle kapattım ki fideler olsun. Yani olmuyor bir türlü zoraki. Belki serin diyorum. O yüzden kapattım. Şu güzelliğin çiçeğini göstereyim size. Lale gibi duruyor yapısı. Şöyle
Eşebera türlerinden zannedersem. Ama harika bir rengi var değil mi arkadaşlar? Bu kaktüs de açıyordu ama bir açtığını görmedim. Acaba açıp geçiyor mu? Ben mi fark edemiyorum? Şöyle, evet, az önce gösterdiğim, ayırdığım bir bu var. Bu da hoş. Evet, burada bir şişman bir kaktüs vardı. Kötü oldu, ne oldu anlamadım. Buradan aldım onu, çıkardım. Burada tespih sedum işte bu şekilde daha rahat kalsın. Bir iki şey de var orada, başka sukulent. O şişman dediğim burada arkadaşlar bir gelişmedi. Neden gelişmedi bilmiyorum. Onu da böyle saksıya diktim. Şöyle genel olarak bakınca begonvil'de kenara aldım. Şöyle bahçeme de uzaktan bir bakalım şimdilik. Şimdilik yine yapacağım işler var. Aslında o gün yaptım, daha yapamadım. Gübre aldım dün, çiçeklerle vesaire uğraştım. Şöyle renklere bir bakalım. Yağmur da, hava da kapalı. Şöyle bakın, aslan ağızlarını ara yerlere koydum. Çok hoş. Ama kenarlarında kır menekşeleri bir hayli kabarık. Onları biraz seyrekleştireceğim. Şöyle sarı yasemin. Evet, şakayıklar, pembeli açık tonlarda şebboylar. Evet, bahçe yeşermeye duruyor. Birçok bitki sırasını bekliyor açmak için. Günden güne renk katanlar var. İnşallah bir dahaki videoda iyice renklenince, yani biraz daha renklensin bir müddet, öyle paylaşım yaparım. Sizlerle neler yaptığımı paylaşırım. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ama şöyle balkondan bitireyim. Sütlaçla. Sütlaç. Kız neyse, sütlaç içeriye kaçtı. Evet arkadaşlar, buradan artık sonlandırayım. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınız, temennileriniz, güzel dilekleriniz, beğenileriniz, izledikleriniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım Ramazanınız güzel geçiyordur. Hayırla, bereketle. Evet, dünya üzerinde çok üzücü olaylar da olmakta. Bunlar bizi derinden üzüyor. Ama hani böyle değinip tekrar hani sizlerin de canınızı sıkmak istemiyorum. Burada hani bir terapi sayfası, sayfamız. Birazcık böyle huzur bulun. Biraz ruhunuz dinlensin. O yüzden böyle güzellikleri sizlere yansıtmaya çalışıyorum. Sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle, sağlıkla, renklerle kalın. Allah'a emanet olun.